kahrolsun demekle veya şiddetle kınamakla komünist terör son bulmaz. Komünist teröre karşı tek çözüm antikomünist ilmi çalışmadır. Türkiye son 30 yıldır komünist bölücü terörle mücadele ediyor. 30 yılda binlerce insanımız şehit oldu, milyarlarca dolar terörle mücadeleye ayrıldı. Ancak teröre çözüm bulunamadı. Çünkü teröre zemin hazırlayan, terörün gelişmesini ve güçlenmesini sağlayan ana kaynağa karşı neredeyse hiçbir çalışma yapılmadı. Bugün Türkiye'nin karşı karşıya olduğu terör, komünist terör. PKK etnik kökenli bir hareket değildir. PKK bölgede dev bir komünist devlet kurma idealinde olan Marksist, Leninist, Stalinist bir örgütlenmedir. Bu hedefine ulaşmak için kanlı bir devrimin şart olduğuna inanmaktadır. Ve ideolojisinin gereği olarak karakollara saldırmakta, sokakta yürüyen polisimizi sırtından vurmakta, öğretmenleri kaçırmakta, sivilleri bombalamakta, askerlerimizi şehit etmektedir. Marksist-Leninist ideolojinin temeli materyalizmdir. Materyalizmin tek sözde bilimsel dayanağı, ana hayat damarı ise Darwinizmdir. Darwinizm, komünizm, materyalizm, şiddet ve terör birbirlerinden ayrılmaz bir bütündür. Darwinizmin olmadığı yerde materyalizm olmaz, materyalizmin olmadığı yerde komünizm olmaz, komünizmin olmadığı yerde terör olmaz. Komünist terörü asıl ayakta tutan güç, halk içinde yaptığı materyalist, komünist propagandadır. PKK da geceli gündüzlü 24 saat bölgede komünist propaganda yapmaktadır. Kahvehaneleri, bakkalları, halkın toplanma yerlerini adeta eğitim alanına çeviren terör örgütü, kendince sözde bilimsel deliller sunarak materyalizmin geçerliliğini anlatmakta ve bu yolla kendine taraftar toplamaktadır. Bu yoğun propagandaya karşı yapılması gereken tek şey ise anti-propagandadır. Yani Darwinizmin ve materyalizmin geçersizliğini bilimsel delillerle, ilmi, akılcı ve net bir üslupla anlatmaktır. Yapılacak bu ilmi çalışma, terör örgütünün beyninden vurulması demektir. Beyni dağılmış bir bünyenin varlığını devam ettiremeyeceği ise açıktır. Nitekim 30 yıldır ısrarla ilmi mücadeleden kaçılması, durumu bugünkü aşamaya getirmiştir. PKK Şırnak'ın Silopi ilçesinde polis evine saldırı düzenledi. İki polis şehit düştü. İki assubayla bir uzman çavuş şehit oldu. Siirt'in Pervari ilçesinde teröristler askeri karakola saldırdı. Hain saldırıda 5 asker şehit oldu, 7 asker yaralandı. Meclis Başkanı Cemil Çiçek teröristleri lanetledi. Bunu yapanları, buna destek verenleri, buna imkan sağlayanları lanetliyorum ve şiddetle kınıyorum. Komünist terör örgütünü kınamanın, terörü yapanlara kahrolsun demenin, yaptığınız ayıp değil mi, hiç mi vicdanınız yok şeklinde konuşmalar yapmanın, teröre karşı mücadelede hiçbir etkisi yoktur. 30 yıldır yazılan yazılarda, sohbet programlarında, yapılan açıklamalarda, gazete manşetlerinde terör saldırılarını kınıyoruz denileceğine, PKK komünist, Marksist, Leninist, Stalinist bir örgütlenmedir denilmiş olsa, kahrolsun hain PKK denileceğine, PKK komünisttir, komünizm Darwinizme dayanır, Darwinizm de çökmüştür denilmiş olsa, hainler yine azıttı başlıkları atılacağına, Darwinizm ve materyalizmin geçersizliği bilimsel olarak ispatlanmıştır denilmiş olsa, komünist ve materyalist teröristlere böyle bir yere varamazsınız, evinize, ailenize dönün denileceğine, 350 milyondan fazla fosil yaratılışın gerçek, evrimin yalan olduğunu ispatladı denilmiş olsa, kahrolsun terör mitingleri yapıp meydanlarda PKK'yı lanetliyoruz denileceğine, tek bir proteinin dahi tesadüfen oluşması imkansızdır denilmiş olsa, anneler babalar ağlıyor, PKK'nın hiç mi vicdanı yok denileceğine, 20. yüzyılın tüm bilimsel bulguları diyalektik materyalizmin geçersiz olduğunu gösterdi denilmiş olsa, terörle mücadelede çok kesin sonuçlar alınabilirdi. Komünist teröre karşı çözüm, kınama konuşmaları yapmak değildir. Komünist teröre karşı çözüm, kahrolsun demek değildir. Komünist teröre karşı çözüm, saatler boyunca neticeye varmayan tartışma programları yapmak değildir. Komünist teröre karşı çözüm, tek başına askeri ve polisiye tedbirlerde değildir. Komünist teröre karşı çözüm, anti-Darwinist,
antimateryalist, antikomünist bilimsel çalışma yapmaktır.